كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah Celle Celaluhu'nun izniyle ve sizlerin yaptığınız desteklerle yeni mescidimizi açıyoruz. Bu videoyu yapmamızın sebebi aşama aşama eski mescidimizden taşınma evreleri, yeni mescidimize geçiş evreleri, içeride yaptığımız tadilatlar, tamiratlar, temizlikler, dekorasyonlar, bunların tamamıyla alakalı bir video paylaşacağız. Hemen bu konuşmamızın peşine videoyu yayınlayacağız. Lakin şöyle bir mevzu var. Maalesef ama maalesef biliyorsunuz, ehli sünnet düşmanları, İslam düşmanları, Allah düşmanları, kitap düşmanları ve şahsımızı sevmeyen kişiler hemen bu yapılan yardımlarla alakalı, toplanan paralarla alakalı çeşitli iftiralar atıyorlar. Allah Celle Celaluhu her şeyi görür tabii ki de. Biz de farkındayız. Lakin kardeşlerimizin aklında soru işareti kalmasın diyoruz. Bizi seven kardeşlerimiz böyle fitnelere tabii ki de gelmez. Lakin insanın kalbi yanarlı, dönerlidir. Kalp beşer, şaşardır. Yani biz de diyoruz ki yapılan yardımlar, yapılan destekler ne oldu? Hepiniz görün diye videoları detaylı paylaşacağız. Kardeşlerim, yaklaşık olarak, evet yaklaşık olarak 200 bin lira civarı bir masrafımız oldu. Tabii ki de dışarıdan gelen kardeşlerimizin yardımı, yurt dışından yardım yapan kardeşler, yurt içinden yardım yapan kardeşler, tabii ki elbette ki hani bizim mescidimize gelen cemaatimizden kardeşler, hepimizin illaki bir katkısı olmuştur. Arkadaşlar, basit iş değil. Şu anda ekonomiden zaten hepinizin haberi var. Her şey yapılan zamlar, her şey gelen zamlar, yani her şey ateş pahası olmuş. Biz de maalesef ama maalesef bu zor dönemde yeni bir mescide geçmek zorunda kaldık. Eski mescidimize zaten sığmıyorduk. Zaten İlk sohbetimiz Kadir Gecesi'ne denk geldi elhamdülillah. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sakalı şerifi gelecek. Çarşamba akşamı saat 9'u çeyrek gece sohbetimiz başlayacak. Sohbetin peşinde hemen sakalı şerif ziyareti yapacağız. Peşine teravih namazımızı kılacağız. Eski mescidimizi yapsaydık izdiham olacaktık. Kapılara sığmayacaktık. Sokaklara taşıyacaktık. Yer bulamayacaktık. Ama yeni mescidimizde Allah Celle Celaluhu'nun izniyle böyle bir sıkıntı olmayacak. Biz buradan şer odaklarına, fitne odaklarına sesleniyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle çıkmış olduğumuz bu yoldan bizi döndüremeyeceksiniz. İstediğiniz kadar tehdit edin. Evet arkadaşlar, bunlar bizi tehdit ediyor. Siz tehdit etseniz de biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bu mescitlere de sığmasak daha büyük yerler alacağız. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle siz güzel kardeşlerimizin yapmış olduğu desteklerle Allah rızası için, Allah için uyarıyor, Allah için ikaz ediyoruz. Kimsenin söylediği söze kulak asmayın diyoruz biz sevenlerimize. Onların zaten işi gücü fitne çıkarmak. Onların zaten başka derdi yok. Biz Allah için, Allah yolundan dönmeyeceğiz. Bu yolda, çıktığımız yolda sizlerden gelen destekleri de tabii ki de görüyoruz. Ve özellikle bize destek veren kardeşlerimizin Allah Celle Celal dünyevi uhrevi ne kadar sıkıntısı varsa gidersin. Allah Celle Celal o kardeşlerimizin de ne hayırlı muratları varsa versin diyoruz. Mutlaka ama mutlaka her kardeşimizi mescidimize bekliyoruz. Hanım kardeşler için de inşallah bir müjdemiz olacak. Instagram sayfamızdan mutlaka bizi takip edin. Hüseyin Çevik hoca sayfamızdan mutlaka takip edin. Bayan kardeşler özellikle bayanlara yer var mı diye hep bugüne kadar soruyorlardı. Eski mescidimizde zaten yoktu ama inşallah yeni mescidimize bayanlar için özel sohbetler olacak. Bayanlar için yerler ayıracağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mutlaka ama mutlaka yapılanları bir izleyin bakalım. Neler yapmışız? Yeni neler alınmış? Neler olmuş? Bakın görün, Allah Celle Celaluhu'nda sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki mescidimizi yavaş yavaş boşaltıyoruz arkadaşlar. Sağ olsunlar hizmet ekibi. Şu anda yapılması gereken şeyleri yapmaya başladılar. Mescidimizdeki son günümüz. Rabbim Celle Celaluhu daha hayırlı, daha büyük bir yer nasip etti bize. Evet. Buradaki son görüntüleri sizlerle de paylaşıyoruz. Yaptığımız işleri görün inşallah. Rabbim yardım edenlerden ebediyen razı olsun. Amin.
Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. 3 senedir bize ev sahipliği yapan, bizi ağırlayan mescidimizdeki son günümüz. Allah Celle Celaluhu daha büyük, daha hayırlı bir yer nasip etti. İnşallah daha kalabalık cemaatleri ağırlayabileceğimiz bir mescide geçeceğiz. Mescidimizle alakalı son hatıramız da bu olsun. Burada hepimizin acı tatlı hatıralar olmuştur. Rabbim Celle Celaluhu hep tatlı hatıralarla anacağımız hayırlı mescitler, daha büyük mescitler nasip eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi yeni mescidimize bekliyoruz. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Şu anda inşallah yeni mescidimizin sohbet alanını kardeşler şu anda tadilatını yapıyor. Temizlik yapılıyor. Molozlar kırıldı. İnşallah bu oda, iki oda birleştirilecek. Büyük bir mescit alanımız olacak. Allah'ın izniyle işimize başladık. Böyle yapılan işleri belgeleyeceğiz ve sizin hizmetinize, sizin Allah Celle Can rızası için geleceğiniz bu mescidin ahvalini görün diye bu kaydı oluşturuyoruz. Rabbim yapmış ve yapacak olduğumuz yardımları dergi hazretine kabul eylesin. Amin. Eyüp, sen bunlar bizim dedin. Buralar bizim abi. Bu demirler? Yok abi. Bunu al arkadaşlar. Hocam. Efendim. Kardeşim ne gelmiş tamam. Ölçü için? Eyüp'ün bilgisayarı, Eyüp çağırın hemen. Abi bir dakika bekle, arkadaşı çağırıyorum ben. Eyüp. Ben geliyorum bir saniye. Geliyoruz. Çin'e bak. Çin'de çok müstefeder. Ne zaman almış gibi toprağı ya? Müstefeder en son. Anlıyorum. Ama sen onlar da dağılmanın hepsi bak. Şu Tacikistan bacak sen en sonlarında. Şuraya bak ama. Adamla işlermiş. Amerika da büyük. Yeniden Amerika. Sabun var mı? Abi şöyle bekle lan. Hadi dur. Ne düşün? Dezenfektanmış ya. Mekke TV lan, dümenciye bak. Zaten klasik, herkesin evinde Mekke TV açık. Tek bizim evde zaten Fox var. Bak hakikaten televizyon gelmedi. Sorayım anne. Hocam üstte bir tane şey geçiyor. Yok televizyon kalsın dedik ya. Kalsın da burada bir şey ne olacak? Televizyonun yerini değiştiririz olmazsa.